Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir of the RINGS RISE TO videosuyla karşınızdayım e, bugünkü videomda sizlere e, yapacağımız komutan kombinlerinde item kombinasyonları gerekli mi e, ya da e, gerçekten item kombinasyonu olmadan işimize yarayan itemleri koymak mı daha avantajlı ona bakacağız şimdi buna nasıl bakacağız tabii ki de denenmiş raporlara göre bakacağız şimdi şuradan e, kardeşlik PvP olarak yaptığımız zaman şu an iki kardeşliğinde akın akın denemiş olduğu bazı raporlar var. Şimdi şöyle karşımıza neredeyse berabere kalınmış bir rapor var. İki tane hasar komutanının çıkarttığı ciddi hasar var. Bir bakalım inceleyelim. Poşetteki arkadaşlar çünkü sordu dün. Biz poşette bekliyoruz. İtem deneyemiyoruz. Komutan deneyemiyoruz diye. Şimdi Prens'den e, kullandığı yani yaptığı bir vs var. Bir bakalım. Öncelikle şöyle bir müttefik ara hasarına bakalım. Dein hasarı kendi çıkartmış. E, Dvalin de hasarı neredeyse kendi çıkartmış. E, Isildur'a ordu hasarı çıkarttırmış. Dönelim Legolas e, büyük bir hasar, Aragon büyük bir hasar çıkartmış. Ordu hasarı normal. E, Galadriel de aynı şekilde. Şimdi bu kombinasyonlara bakalım. Evet Legolas'ı gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, ordu hasarı olarak yani hasar olarak nitelendirmiş, yükseltmiş ve komutan e, saldırısını yükseltmiş ama item bonusu yapmamış. Ne yapmış? İşine yarayan işte gurur miferini koymuş e, komutan hata verdiği için. Kazat koymuş, işte e, altın zırhı koymuş, atak, odak, defans, birim, sav gibisinden. Bir de burada ortançımızı almış. Şöyle dönelim. Aragorn'a bakalım. Burada da item kombinasyonu yok. İtemi e, komutan hasarına göre ayarlamış. Gene bakın gurur müferi vermiş. Dönmüş kazattım vermiş. Dönmüş büyük savaşlı zırh almış. Komutan hasarı palantir almış. Garad de aynı keze, keza. Herhangi bir item kombinasyonu yok. İşine yer yani tembeli çekmiş. Bakın burada komutan hasarı almış. Artı oda almış. Burada da efperiyeni çekmiş. Şimdi biz dönelim. Ee, Prensin yaptığı kombinasyona bakalım. Evet burada da prens yapmış. Herhangi bir item kombinasyonu yapmamış. Hepsi normal hasar üzerine telendirilmiş. Isildur da aynı kaza. Burada Dvalin'e bir item kombinasyonu yapılmış. O da güzel bir hasar çıkartmış. Yani işimize yarayan e, kombinasyonları buradan e, sadece item olarak odaklı olarak kullanıp dizilim sağlamış. ve bu dizilim üzerinden bir VS sonuçlanmış. Alternatif bir VS'ye de bakalım. Şurada da yine beraber kalınmış bir VS. Ak item kombinasyonu yapılmış. Alt komuta hasarına önem verilmiş. Zaten şöyle baktığımızda ortalama yarı yarıya kendi hasarla birlikte. Gimli de yapılmış aynı keza item kombinasyonu. Gandalf'ta da aynı. Full item kombinasyonu yapılmış. Şimdi dönerim rakibe bakalım. aragonla item kombinasyonu yok. Tamamen e, hasar odaklı. Teo'dan de aynı keza. E, ihtiyaca göre itemler alınıp yükseltilmiş. Ak Gandalf da aynısı yapılmış. Aragorn da aynısı yapılmış. Yani İşin erine yarayacak item kombinasyonuna göre bir VS yapıp burada da üstünlüğü gene Bahaldir sağlamış. Bara komutanına karşı. Bir örnek daha gösterelim sonra videomuzu sonlandıralım. Şöyle şu VS'yi görelim. Bak bunlar da güzel hesap. Bunlar güzel balina. Grendal da iyi. Sauron'u kafaya koyup kaçış eylemiyle doldurmuş. Deyinde full kombinasyon yapıp güç kombinasyonunu sağlamış. 178 kasa çıkartmış. Akkandaf'ta pardon Şalkem'de karışık bir kombinasyon yapılmış. Akkandaf'a da full defans verilmiş. Alınan hasarı azaltma. Dönelim e, Tonkotsu'ya bakalım. Kafaya kara diyeli koymuş. E, odak nitelikli doldurup e, alınan azaltma yapmış. Gandalf'a da birkaç şeyle mi yapmış bakın komutayı 600'e çıkartmış. Kesin orada hasarını yüksek vermek içindir ama verememiş. Çünkü karşı taraf bunu perestemiş. Bir örne deri yüzme vermiş. Ee, kötü bir BS değil. Değinde de normal mor itemlerle 40k hasar çıkartmış. Şöyle bakalım kombinasyonlarına. Yani VS güzel. Fena değil. Ama sonuç itibariyle buranın ikisinin arasında şöyle baktığımız zaman 5K güçlü e, Grendal dalmış. Burada Tonkotsu 7K güçlü dalmış. Bunu da niye göstermek istedim? E, yine e, arada ikilemler var. Her iki kombinasyona değişebiliyor. Ama benim kendi tercihim, kendi düşüncem ben de öyle hazırlıyorum şu anda komutanları. E, henüz bir şey göstermeyeceğim. Şu Lurtsun e, farmı bitsin. 45 levele geldiği zaman Lurtsun e, bir karma pozisyon hazırlayıp e, bir item ee, hazırlığı yapacağım. Şu anda kırmam gereken 10 tane daha item var. Günleri bekliyorum. Burada 3 tane var. Burada bit 2 tane var. Kıracağız. 10 tane hakkımız gelsin bu gece. 3 de burada var. Aksesuarda da 2 tane var. Bunları da kırdıktan sonra sil baştan yapıp bir kombinasyon hazırlayacağız. O zaman onu hazırlarken de videosunu yapacağım. Daha sonra BSS'ni yaparken de videosunu yapacağım. Siz takipte kalın. Çünkü daha şu anda daha 12 günümüz var denemeler için. Artı sezon bittiğinde de birkaç gün sürer. Bu iki hafta içinde bu bitene kadar biz bu kombinasyonları çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Akşam bir video daha gelecek bu arada.